Merhaba arkadaşlar. Yolculuk yapmayı sever misiniz? Kim sevmez ki dediğinizi duyar gibiyim. Yolculuklar, seveni sevdiğine kavuşturur. Yolculuklar, bekleneni özleyenlerine kavuşturur. Peki bugün sizlerle çok uzağa bir yolculuk yapalım mı? Hadi gelin, dünya tarihinin uzaya yolculuğuna bakalım. Gökyüzü binlerce yıldır insanların ilgisini çekmektedir. Bu yüzden uzay araştırmaları bilinenin ötesinde çok eskilere dayanmaktadır. Geçmişten günümüze birçok farklı devlet, birçok farklı bilim insanı bu konuda araştırmalar yaptı ve hala da yapmaya devam ediyor. Biliyorsunuz çok kısa bir süre önce NASA'nın uzaya gönderdiği uzay aracı Mars yüzeyine iniş yaptı. Bu çok önemli tarihi bir andı. Umarım tanık olmuşsunuzdur. Peki bugüne varılana kadar gökyüzüyle ilgili, uzayla ilgili geçmişten günümüze neler yapıldı? Bu konuyu merak ediyorsanız bu videomuz tam size göre. Milattan önce 5000, milattan önce 4000. Bugün Almanya sınırları içerisinde bulunan Gosek gözlemevi dünyada bilinen ilk gözlemevidir. Gözlemevinin 3 kapısı bulunmakta ve iç içe geçmiş aynı merkeze sahip 4 tane çemberden oluşmakta. Çemberlerin ilk ikisi ahşaplardan yapılmış, daha sonraki çember toprak oyularak yapılmış ve en büyük çember ise toprak yığılarak tümsek oluşturularak yapılmış. Ve kış gün dönümlerinde güneşin güneydoğu kapısından doğup güneybatı kapısından battığı düşünülmektedir. Gökyüzüyle ilgili ikinci çalışma M.Ö. 3000, M.Ö. 1520 yıllarına ait. Bugün İngiltere sınırları içerisinde bulunan devasa bir taş yapı olan Stonehenge, biliyorsunuz o da böyle çember şeklinde, onun da bir gözlemevi olduğu düşünülüyor ve ay ile güneş tutulmalarının hesaplandığı biliniyor. Gelelim gökyüzüyle ilgili üçüncü çalışmaya. M.Ö. 570 ile M.Ö. 475 yılları arasında Yunanlı filozof Pisagor ayın hareketlerini inceleyerek dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ilk kez ortaya atıyor. Gelelim M.Ö. 310 ile M.Ö. 230 yılları arasına. Yine Yunanlı bir filozof Aristarkus dünyanın merkezde olduğu evren anlayışını reddederek güneş merkezli bir evren anlayışını ilk defa ortaya atıyor ve dünyanın güneş etrafında döndüğü fikrini savunuyor. M.Ö. 190 ve M.Ö. 120 yılları arasında yine Yunanlı filozof Hipparkos ise dünyanın güneşe olan uzaklığını ilk kez hesaplayan bilim insanıdır. Gelelim milat sonrası 786 ve 833 yıllarına. Abbasi halifesi Memun zamanında Bağdat'ta kurulan gözlem evleri tarihte bilinen ilk modern rasathaneyi temsil ediyor. Gelelim 858 ve 929 yılları arasında yapılan çalışmaya. Bir Arap bilgini olan Battani, Şanlıurfalı bir bilim insanı. Bu kişi bir yılın uzunluğunu 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak hesaplıyor. 965 yılına gelindiğinde İranlı bir bilim insanı olan Abdurrahman Es-Sufi bir yıldız haritası hazırlıyor ve ilk kez Andromeda gökadası tanıtılıyor. 973 ve 1052 yılları arasına geldiğimizde yine İranlı bir bilim insanı El-Biruni'nin çalışmaları göze çarpıyor. El-Biruni dünyanın yarı çapını 6340 kilometre olarak hesaplarken bugün bilinen değer dünyanın yarı çapı 6371 kilometredir. 1605 yılında ise Johannes Kepler güneş etrafındaki gezegenlerin yörüngesinin daire şeklinde değil elips şeklinde olduğunu ortaya koyuyor. 1543 yılında Polonyalı bilim adamı Kopernik galaksiyi bularak dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatlıyor. 1610 yılına gelindiğinde ise Galileo, Kopernik'in iddialarını daha da temellendirerek dünyanın güneş etrafında döndüğünü güçlendiriyor. 1655 yılına gelindiğinde ise Hollandalı bilim insanı Huygens, ilk defa Satürn'ün halkalarını keşfeden kişidir. Ancak o Satürn'ün halkalarını sert bir yapıda olduğunu düşünüyordu. 1687 yılına gelindiğinde İngiliz bilim insanı Isaac Newton yayınladığı kitabında gezegenlerin hareketlerini kütle çekim kanunuyla hesaplıyor. Ve buna göre gezegenlerin hareket hızını belirleyen şeyin güneşe yakınlıkları olduğu ortaya çıkıyor.
1781 yılında İngiliz bilim insanı Herschel Uranüs'ü buluyor ve böylece Uranüs teleskopla keşfedilen ilk gezegen oluyor. 1846 yılında ise Alman bilim insanı Galle, Neptün'ü teleskopla gözlemleyen ilk kişi olma unvanını kazanıyor. 1924 yılında ise ABD'li bilim insanı Edwin Hubble'ın dünyanın bulunduğu gök adanın dışında başka gök adalar olduğunu da tespit ediyor. Gelelim uzay yolculuklarına. İlk uzay yolculuğu 20 Şubat 1947'de meyve sinekleri tarafından yapılmıştır. Evet, yanlış duymadınız. Amerikalı bilim insanları önce bir kapsül içerisinde uzaya meyve sinekleri gönderiyorlar. Daha sonra bu kapsülün yeryüzüne paraşütle inmesini sağlıyorlar. Böylece uzay yolculuğuna çıkan ilk canlılar meyve sinekleri oluyor. 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uzay aracı ilk defa yörüngeye fırlatılıyor. 3 hafta boyunca süren yolculuğunun sonunda atmosfere tekrar girdikten sonra yanarak imha oluyor. 3 Kasım 1957'de ise bir başka canlı uzaya gönderiliyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından Laika isimli bir köpek Sputnik 2 uzay aracıyla uzaya gönderiliyor ve o da uzaya çıkan ilk köpek oluyor. Ve Laika böylece yörüngede dolanan ilk canlı oluyor. 14 Ağustos 1959 tarihinde ise Explorer 6 isimli uzay aracı uzaydan ilk defa dünyanın fotoğrafını çekiyor. 7 Ekim 1959 tarihinde ise Luna 3 isimli uzay aracı ayın görünmeyen yüzünün fotoğrafını ilk defa çekiyor. Ve nihayet 12 Nisan 1961 tarihinde Rus kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay aracıyla uzaya giden ilk insan oluyor. 18 Mart 1965 tarihinde ise Rus kozmonot Alexei Leonov, uzayda yürüyüş yapan ilk insan oluyor. Leonov'un yürüyüşü 12 dakika sürüyor. Tabi Amerika durur mu? 20 Temmuz 1969 tarihinde diğer astronot arkadaşlarıyla birlikte Neil Armstrong Ay'a çıkıyor. O da Ay'a ayak basan ilk insan olma unvanını kazanıyor. Sovyetler durur mu? 2 Aralık 1971 tarihinde Mars 3, Mars yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk uzay aracı oluyor. Mars 3 hiçbir ayrıntısı olmayan görüntüler kaydettikten sonra işlevsiz hale geliyor. 7 Şubat 1984 tarihinde Amerikalı astronot Bruce McCandless hiçbir uzay aracı olmadan uzay yürüyüşü yapıyor. Böylece uzayda ilk serbest yürüyüş gerçekleşmiş oluyor. 24 Nisan 1990 tarihinde ise Avrupa Uzay İstasyonu'yla NASA birlikte Hubble Uzay Teleskobu'nu fırlatıyorlar ve bu uzay teleskobu sayesinde birçok gök cisminin fotoğrafı çekilebiliyor. 20 Kasım 1998 tarihinde ise 16 ülkenin katılımıyla bir uzay istasyonu kuruluyor, her bir parçası tek tek fırlatılarak. 28 Nisan 2001'de ise iş insanı Deniz Tito ilk uzay turisti oluyor. 24 Ağustos 2006'da yapılan çalışmalar uzun süredir gezegen olduğu zannedilen Plüton'u gezegenlik vasfından çıkarıp cüce gezegenliğe iteliyor. 30 Mayıs 2020'de NASA astronotları ilk defa özel bir şirketin uzay aracıyla SpaceX ile uzay yolculuğu yapıyorlar. Böylece ilk kez insanlı bir uzay uçuşu özel bir şirket tarafından yapılmış oluyor. Ve gelelim 19 Şubat 2021 tarihine, yani tarihe tanıklık ettiğimiz o güne, NASA'nın uzay aracı olan Perseverance Mars'a iniş yaptı. Dileriz bu uzay çalışmaları bir gün uzayla ilgili bütün soru işaretlerimize son verir ve bu uzay çalışmalarının bir yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olur. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.